ses yapmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugün ise daha önce hiç çekmediğim tarzda bir video çekeceğim. Bu videoda birlikte ders çalışacağız ama önceki ders vlogları gibi arada girip konuşmayacağım. Gerçekten hani yan yana ders çalışıyormuşuz gibi olacak. Evdeki sıra arkadaşınız bundan sonra benim. Memnun oldum tanıştığımıza. Şöyle isterseniz hemen kısaca bir videonun içeriğini ve amacını açıklayayım. Dediğim gibi sadece kamerayı önüme açıp koyacağım ve ders çalışacağım. Neden böyle bir şey yapacaksın diye soracak olursanız da şöyle bir açıklaması var. Bu aslında benim çok sevdiğim bir video çeşidi. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela okulda ders çalışıyoruz hepimiz. Dersi dinliyoruz. Çünkü herkes işte kağıtları kalemleri önünde. Herkes zaten ders dinleme psikolojisinde. Bu yüzden biz de o ortama hemen girip adapte olup motivasyonumuzu ya da işte konsantrasyonumuzu arttırıp çalışabiliyoruz. Ama evde çalıştığımızda işler değişiyor. Çünkü mesela burası benim yattığım yer. Şurada makyaj yapıyorum. Burada ne bileyim bağırarak şarkı söylüyorum. Hani burası bana dersi çağrıştırmıyor ve ben burada ders çalışırken konsantre olamıyorum. Ama mesela bir arkadaşım geldiğinde bize, o da işte böyle kağıdını kalemini önüne koyup birlikte çalıştığımızda, hani ona baktığımda o ders modundayken ben de o moda çok daha kolay girebiliyorum. Ben de bu videoda bunu yapmaya çalışacağım. Ayrıca şöyle bir şey de var, hani sessiz ortamda ders çalışmayın diye bir şey var ya, bence sessiz ortamda ders çalışmayın diye de bir şey olmalı. Çünkü hani evet çok gürültü de anlayamıyoruz ve sınava gireceğimiz ortam o kadar gürültülü bir yer olmayacak. Ama sınava gireceğimiz yer sıfır sesli bir yerde olmayacak. İşte biri ne bileyim kalem tıraşı düşürecek. O kalem çizme sesleri olacak. Biri silgiyi yapacak. Kağıdı çevirme sesi olacak. Bu tarz sesler olacağı için sınava gireceğimiz yerde önceden bunlara alışmamız lazım. Eğer hep tek başınıza çok sessiz yerlerde çalışırsanız muhtemelen sınav günü bir kağıdın çevrilme sesi bile hani konsantrasyonunuzu bozup dikkatinizi dağıtabilir. Bu yüzden beni böyle bir sanal arkadaş gibi görebilirsiniz. Hatta mümkünse bu videoyu bilgisayardan açın ki daha böyle kocaman ekran olsun. Daha çok birlikte çalışalım. Ayrıca bitmedi. Bu videoda Pomodoro tekniği de yapacağız. Çoğunuz eminim duymuşsunuzdur. Bu teknikte de 25 dakika çalışıyorsunuz. 5 dakika mola veriyorsunuz. Her böyle bir yarım saat bir Pomodoro sayılıyor. Bu tekniğin ayrıntılarına da yine başka videoda değiniyor olurum ama şunu söyleyebilirim ki benim konsantrasyonum çok çabuk dağılıyor ama bu teknikte çok daha rahat çalışıyorum. Eğer sizin öyle bir probleminiz varsa işinize yarayabilir. Son bir şey söyleyip başlıyorum. O da şu. Normalde ben videoyu yüklemeyecektim. Çünkü hani benim bakış açıma göre çok izlenecek bir video değil ama sonra dedim Buket hani saçmalama izlenmesi önemli değil. İnsanlara faydalı olabilecek bir video. İki kişiye bile faydalı olsa gerçekten videoyu çekip yüklediğim için çok mutlu olacağım. O yüzden bir faydasını görseniz bana yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum ve hani işinize yarıyorsa bu tarz videoları daha fazla çekmeye çalışırım. Ayrıca bu videoya hiç reklam koymayacaktım. Çünkü arada reklam girerse dikkatiniz dağılır muhtemelen çalışırken. O yüzden hani bu videoda hiç reklam olmayacaktı. Ama şu bana düşününce çok mantıklı geldi. Hani 25 dakika çalışacağız, 5 dakika mola vereceğiz ya. Ben her 25 dakika bittiğinde araya bir reklam sokacağım. Yani o zaman teneffüsümüz olacak. Bunu da bu şekilde anlayabiliriz. Bence mantıklı oldu. Çünkü yazı geçsem vesaire işte biri belki daha sessizde izliyordur. Görmez. Sonuçta hep ekrana bakmanızı istemiyorum aslında bu videoda. Hani ders çalışın. Yanında ben de oynayayım. Çalışma moduna hepimiz girelim diye. Böyle bir sistem oturtmaya çalıştım kendi çapımda. Reklama tıklaya hemen bastıktan sonra 5 dakika geçtikten sonra lütfen geri gelin. Çünkü ilk teneffüsten sizi kaybetmek istemem. Ben sizi burada bekliyor olacağım. Lütfen 5 dakika sonra tam 5 dakika mola verin. Onun hani o 5 dakika boyunca derste hiç uğraşmayın. Sonra gelin ders zamanında da o 25 dakika sadece derste uğraşalım. Bu tekniğin özelliği bu zaten. Yine çok konuştum. Umarım kaçmamışsınızdır. Bu kadar çok konuşan bir sıra arkadaş olmak istemezdim ama elimde değil. Ama 25 dakika boyunca sizi rahatsız etmeyeceğim. Söz veriyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey çekiyorum ama evet bu arada duyduğuma göre sınav haftanızmış. Hepinizden sınav sonrası haber bekliyorum. İyi geçerse söyleyin, tebrik edeyim. Kötü geçerse konuşalım neden kötü geçmiş olabilir ya da bir tekrar motivasyon konuşması yapalım. İçim sevgi doldu şu an. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Neden böyle oldum bilmiyorum. Bu arada bakın kan verdim bugün. Okula da gidemedim. Azıcık hastayım. Ama mutluyum şu an. O yüzden isterseniz hemen başlayalım. Bu arada içecek bir şey alacaksanız şimdi videoyu dondurup hızlıca alın. Çünkü birazdan süremizi başlatacağım. Kendimle çalışacağımı da söyleyeyim size bu arada. Normalde bizim yarın TYT sınavımız olacaktı. TYT 9-10 konularını içeriyor. Ama biz dün AYT sınavımız olduğunu öğrendik. Yani 11-12 konuları olacak. Bu yüzden bugün sıkı şekilde edebiyat ve matiki çalışmam lazım. Şans dileyin. Beni genellikle özet çıkarırken göreceksiniz çünkü edebiyat. Evet, hazırsanız başlatıyorum.
Evet arkadaşlar, birinci molamızı yaptık. Umarım siz de benim gibi 5 dakika dinlenmişsinizdir. Ve biraz önce içeri gittim, anne mısır yapıyordu. Parmağımı mısır almak için soktum, yaktım. Neyse, konumuz bu değil. Bu arada bir ara içeriden ses geldi. İçeri işte video çekiyorum diye cırladım. Bir kez daha gelirse ders çalışıyorum diye cırlayacağım. Üçüncü kez gelirse artık videonun başlığı kavga ettim. Nasıl kavga edilir falan, o tarz bir vlog olabilir. Neyse, evet, biraz önce edebiyat çalıştım ben. Bu arada siz de bana ne çalıştığınızı yazabilirsiniz. Eğer hani dosyalamış gibi oluruz. Çünkü ne çalıştığımızı, ne yaptığımızı daha net görüyoruz. Böyle aklınızda bulunabilir. Hisarcılar ve halk şairlerinin isimlerini ve eserlerini yazıp özet çıkardığım gibi bir şey oldu. Şimdi biraz matematiğe bakacağım. İkinci turu başlatıyorum. Hazır mısınız? Başladık.
Arkadaşlar biraz önce kameranın şarjı bitti. Ben tekrar taktım, geri geldim. Çok özür dilerim dikkatinizi bozduysam ama söylemek istedim çünkü muhtemelen şu an kameranın açısı falan değişti. Şu an çalışmamız gereken son bir 14 dakika var. 14 dakika sonra ara vereceğiz. Yani daha doğrusu bitecek. En azından şimdilik bitecek. Birkaç şey söyleyeceğim. O yüzden 14 dakika sonra görüşürüz. Tekrar devam edelim.
Ödüm koptu. Ay. Ve evet, bugünlük çalışmamız bitti. Bugünlük 2 pomodoro yaptık. Benim ama bundan sonra eğer bu seri devam ederse, ki gerçekten hiçbir fikrim yok, sevecek misiniz, sevmeyecek misiniz? Çünkü ya aslında sadece yaptığım şey kamerayı karşıma alıp çalışmak, ama ben bu tarz videoları izlemeyi seviyorum, ama kendime neden diye sorduğumda ya bilmiyorum, aslında açıklaması da var ama neyse, dediğim gibi emin değilim sadece. Umarım çalışma moduna giremiyorsanız, evde hani kendi uyuduğunuz, daha başka şeyler yaptığınız ortamda çalışma ortamı sağlayamıyorsanız, umarım bu video biraz da olsa yardımcı olmuştur. Benim için çekmesi gerçekten düşündüğümden çok daha zordu. Çünkü hep konuşasım geliyor, hep bir şeyler diyesim geliyor, bir şeyler anlatasım geliyor. O yüzden böyle diye kendime hep tuttum, hani dikkatinizi bozmayayım diye. Ama mesela ilk pomodoro'nun başında kalem kutumu bir açtım, şöyle bir görüntüyle karşılaştım. Şu şekilde uçlar dağılmış içinde. Normalde ucum hani içine dağıldığına çok sıkıntı etmem, ama hem 07 hem 05 uç kullandığım ve içine koyduğum için şu an 07 ve 05 uçlar onun içine karışmış durumda. Nasıl ayıracağım hiçbir fikrim yok. Mesela başta kalem kutuyu açtım, yani böyle bir söylemek istiyorum, sonra geri çekiyorum, böyle belli etmemeye çalışıyorum mimimden falan, yine tam o sırada biri hani ekrana bakar dikkati dağılır diye. Dediğim gibi düşündüğümden zordu, ama bence hani kanalda böyle video olması güzel oldu. Ben bile belki çalışamadığım zamanlarda kendimi açıp kendimle çalışırım. Evet, çok garip. Ama kendim de deneyeceğim. Gerçekten kendim de deneyeceğim. Bu video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmesinin yanı sıra yardımcı da olur. Çünkü biliyorum çoğunuzun sınav haftası. Lütfen ezberlemeyin arkadaşlar. Öğrenerek çalışın. Ben de çünkü bazı sınavlarda işte sınavdan bir gün önce ezberliyordum her şeyi. Sınavdan iyi not alıyordum, ama sınav bittikten sonra her şey böyle resetleniyordu. Bu sınav haftasında yaşanan bir şey. Evet, kabul ediyorum. Bir gün öncesinde çalışınca bile sınavlardan bazen yüksek not alınabiliyor. Ama dediğim gibi ezberliyorsunuz ve sonra 12. sınıf olunca birden çat diye o hani öyle bir şey kalmıyor. Sonuçta son gün YKS'ye çalışamazsınız ve keşke önceden biraz daha çalışsaydım lafını çok kullanmaya başlıyorsunuz. Bunu yaşamamak için lütfen şimdiden bazı şeyleri sıkı tutun. Hepinize güvenim sonsuz, çünkü yazdığınız DM'leri, yaptığınız şeyleri görüyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. İşte şu kadar konu çalıştım, şu kadar soru çözdüm, şöyle güzel oldu, böyle güzel oldu. Ya inanın kendim çalışmışım, onları kendim yapmışım gibi mutlu oluyorum. O yüzden zaten bu tarz ders videolarını daha çok çekmeye başladım son zamanlarda. Ve evet, 2 pomodoro'luk bu video bu kadardı. Umarım teknik de videoda işinize yarar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka daha güzel videolarda görüşmek üzere. Bye bye.